Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün bir tane daha hidrolik pres videosu izleyeceğiz. Ama bugün gerçekten de kalbimi kıran ve sinirimi bozan bir hidrolik pres videosu izleyeceğiz. iPhone 7'yi kırıyor adamlar. iPhone 7'yi kırıyorlar. Ulan sen niye iPhone 7'yi kırıyorsun? Ne yaşadın iPhone'u kırmak için? Bana vereydin ya. Bu adamlar vicdansız. Bu adamlarda azıcık adamlık olsaydı, bak adam diyorum saygımdan, ama bu adamlarda adamlık olsaydı böyle bir şey yapmazlardı. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi bugün yine bir hidrolik pres videosu izleyeceğiz. En başta iPhone 7'nin ezilimini izleyeceğiz. Gerçekten az önce yaptığım şey benim içimden gelen şeydi. iPhone 7 kırılır mı lan? Videoya geçmeden önce de bir şey daha söyleyeceğim. Henüz Instagram hesabımı takip etmediyseniz şuradan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi çekiliş yapacağım ve çekilişi sadece Instagram'da duyuracağım. Ayrıyeten mesaj da atabilirsiniz bana Instagram'dan. Hadi videoya geçelim. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Evet arkadaşlar, her zamanki rutini yaptım ve yine köşeye geçtim videoyu izlemeden önce. Kulaklığı takıyoruz ve videoyu başlatalım. Welcome to the Hydraulic Press Channel. Today we have iPhone 7. İşte çıkardı iPhone'u. Thank you for Kaisin Forum. Because of them we have this here on launch date. Yeah. But let's see how the press can handle this iPhone. And YT nyt. Anında parçalandı lan. Oğlum anında parçalandı. Lan yapılır mı bu be? Yapılır mı be? Vicdansız herifler be. Lan yapılacak iş mi bu be? Bir de reverse efekte ekliyorlar videoya ya. Oğlum iş mi bu be? İstemeden komik bir montaj yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Duman çıkıyor adamın da dediği gibi. O ama iPhone'un, bak diyeceğim şimdi, olmuş zaten, kesin yapışmıştır prese diyecektim. Yapışmış. Çıkarsın da bakalım nasıl bir şeymiş. Ha diyor, biraz bekleyeceğiz çünkü hala patlayabilirmiş batarya diyor. Take the iPhone out of the tools. Or at least try. The lower part is... I think that dedim bak yapışmış. Stuck in there and it won't come off very easy. Oğlum tuz buz oldu lan harbiden, hani tuz buz oldu. Those upper and lower parts of the iPhone are now part of my pressing tool. iPhone'un alt ve üst kısımlarını artık bir hidrolik presin bir parçası oldu diyor. Oğlum. Tamam. Şimdi iPhone'u izledik. Başka bakalım izleyecek neyimiz var? Şimdi başlığı ilgimi çok fazla çeken bir video buldum. Anlamadığım için hemen bir izleyeceğiz onu. Çünkü çok merak ettim. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi 360 piksel izliyorum videoyu ve yüklenmiyor. Dona dona yükleniyor. Bundan da çok şikayetçiyim. Şimdi bizim bu Hatay'da, ben Hatay'da yaşıyorum ya. Hatay'da bir internet firması var. Ne TTNet'e bağlı, ne Türk Telekom'a bağlı, hiçbir şeye bağlı değil. Bunlar da arkadaşlar bizi dolandırıyorlar şu anda. Bize vaat ettiği interneti kullanamıyoruz. 3 aydır, hatta 4 aydır kullanamıyoruz. Çok kötü bir şekilde internetimiz yavaş. Yarın gideceğim efendiyi bir konuşacağım adamlarla. Eğer böyle olmaya devam ederse de kötü şeyler olacak. Gerçekten bak, iki oldu. Firmalar tarafından dolandırılıyoruz. Gerçekten üstümüzde göz mü var, nazar mı değiyor bilmiyorum. Gerçekten çok sıkıntılıyım ya. Şimdi 15 dakikadır falan bekliyorum gerçekten. Bu videonun kaydı zaten 50 dakikanın altında olmayacak. Şimdi arkadaşlar başlayalım izlemeye. Ne yapıyor lan bunlar? İnternet üzerindeki challenge'ları yapıyorlarmış. İyi patladı şaka makama ha. Adamın tipine bak, adam şeye benziyor. Mürekkep balığına benziyor anasını satayım.
Bize doğru patlayacak herhalde bak. Götünden patlayacak. Ha yok. Şimdi arkadaşlar burada oyuncak arabaları falan eziyorlar. Hidrolik preste onu da izleyelim hadi bakalım. Cars and they have people inside them. İçine insan koymuşlar. Safe to crash or drive off the road against some animals or trees. But how about Oha! Oha çok efsaneydi. Oğlum, orayı bir daha izlemek istiyorum. Bir dakika. Oğlum havada yakaladı lan. Çok efsane olmuş ama. Abi. Cidden çok efsane olmuş. Possible diyemiyor, possible. Best possible. Bak çok iyi yapmışlar bunu var ya. Heh bize böyle geldi ya, slow motion'dan karşıdan çek. Ama kafası falan bir yarısı dışarı çıktı arabanın. Son anda yakaladı yani arabayı. İnsan buraya bir müzik falan eklerdi ya. Böyle olur mu? Böyle video mu paylaşılır ya? So this car isn't probably much safer, but I think because this is so long, it's hard to hit the whole car. So the driver could survive on this one. Yeah, and the yolcu kurtuldu diyor anasını satayım. Adam kafayı yemiş. Heh bak bunu tam yakaladı işte bu var ya. Beni benden aldı bu. Vallahi beni benden aldı. Vos vostu değil mi bunlar? Tospa arabalar. Oğlum niye buraya müzik eklemedin ya? Serseri herif. Manyak adam ya. So if you are driving under the hydraulic press, the longer car is the better choice. So the size matters after all. And I think the Beatles next best thing. İngilizceden de esprisini yaptı adam. Bonus content. Aa bonus bir şeye veriyor bize. Muzla dolu bir şey alışveriş arabasını eziyor. Oha. Oha. Adam çekinmeden araya subliminal esprisini de çaktı zaten. Şey diyor işte. Hani orada sadece en büyük o limuzine bir şey olmadı ya diyor işte büyük araba seçmeniz lazım eğer bir hidrolik presin altından sürüyorsanız diyor. Sonra İngilizceden dedi sizes matter diyor. Yani boyutun önemi var diyor. Artık buradan ne anlarsanız anladınız. Ben söylemeyeceğim ne anlayacağınızı. Abi şimdi adamların bir tane videosunu buldum. Videoda kendi ödüllerine yazıyorlar. Daha önce aldıkları ödüllere yazıyorlar. Aralarında acaba 100.000 plaketi falan var mı diye merak ediyorum. YouTube'la ilgili bir tane şey vardı ama öyle gördüm thumbnail'de, bir bakalım izleyelim. Bu arada arkadaşlar şu anda ben çok karanlık çıkıyorum ve görüntü kalitesi hiç iyi değil. O da dışarıda çok fazla ışık olduğundan dolayı. Ben genelde videolarımı hep akşam çekerim ama bugün iki tane video çekmeye çalışacağım çünkü her gün video çekip o güne yetiştirmeye çalışırken çok sıkıntı çekiyorum. Artık bir gün önden gitmeye başlayacağım inşallah bugün yapmak istediğim şey olursa. Tubecan'dan aldıkları bir ödül var bu. Abi çok güzel bir ödülmüş lan. Tahtadan ahşaptan bir de. Benim içim gitti ya. Oğlum çok iyi bir ödül be. It is quite hollow. There isn't much material. And the base one is slightly worn. Ahşap değil, plastik de olabilir ha. Plastik gibiydi çünkü. Büyük ihtimal plastik. Ama olsun, hala çok güzel bir ödül. Oğlum bu da çok iyiymiş. Oğlum adam aldığı ödülü ezer mi lan? Bak orada benim 100.000 plaketim var YouTube'dan gelen. Ben onu valla öldürsen ezmem böyle. Benim için değerli bir anlamı var çünkü onun. Böyle şeyler yapılmaz lan. Kafayı yemiş adamlar video çekeceğim diye. Interesting.
compared to that Tubecon Award. Tubecon da diyemiyor, Tubecon. Slow motion görüntüleri neden bu kadar kalitesiz bu adamların? Şimdi arkadaşlar masayı ezeceklermiş. Oğlum bu adamlar hani şaka maka bir yana cidden psikopatlar ha. Hani harbiden kafayı yemişler. I thought these are made out of wood, but they are made out of nothing. Hiçbir şeyden yapılmamışlar diyor. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne diyor? Bir dakika. İşte ödüllerle ilgili bir şey diyor. Dinleyip size söyleyeyim. Şimdi az önce adamın dediği bir şeyi anlamadım. Adam diyor ki Tubecon'a ve diğer firmanın adını tam anlamadım. Teşekkür ederim diyor. Bu adamları bize, bu ödülleri bize kırmamız için yolladığı için diyor. Ama benim anlamadığım, gerçekten kırmaları için mi yollamış? Yoksa adamlar dalga mı geçiyor? Hani yolladılar kıralım diye falan, hani böyle alaycı bir şekilde. O kısmını anlamadım gerçekten. Ama sanırım hani öyle bir şey olmaz. Adam niye sana ödül yollasın, kırasın diye. Sonra diyor işte kızmayın diye, niye ödüllerinizi kılıyorsunuz demeyin diye de masamızı da kırdık diyor. Zaten like'ına dislike'ına bakın, kimse şey yapmamış. Ama Türkiye'de sen mesela aldığın bir ödülü böyle parçala, çok fazla nefret alırsın. Zaten YouTube'daki en çok dislike alan videolardan bir tanesi de 100 bin abone plaketi kırma videosuydu. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben gerçekten izlerken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz tekrardan söylüyorum, Instagram'dan abone takip etmediyseniz, abone yoktu orada pardon. Instagram'dan takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dün attığım videoyu henüz izlemediyseniz ise sağdaki videoya tıklayın. Ve sizin için en iyi video olarak seçtiğim videoyu izlemek için de soldaki videoya tıklayın. Ve eğer henüz kanala abone olmadıysanız da ortaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.